Videomuza geçmeden önce lütfen kanalımıza abone olup, beğenerek bu tür videoların gelmesi için bize destek olun. Şimdi videomuza geçelim. Kuzuya şantaj, emniyete rüşvet. İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerif Zindaşti ile geçen yıl korona nedeniyle yaşamını yitiren AKP'li anayasa profesörü Burhan Kuzu arasındaki iddialar bitmiyor. Son olarak Zindaşti'nin, telefonunda Kuzu'ya ait mahrem fotoğrafları tuttuğu anlaşıldı. Burhan Kuzu, tuzağa çekildi ve şantajla iş yaptırıldı. AKP'li yakın çevre. Kuzu'yu, Zindaşti ile tanıştıran isim ise eski AKP Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Aliye Uzun. Zindaşti, 2016'da tutukluyken, Uzun'un kendisine 500 bin lira karşılığında vatandaşlık alabileceğini, AKP'de çevresi olduğunu söylediğini aktarmıştı. Uzun'un Zindaşti'ye hem başka kadınları, hem de kendini pazarladığı da iddianameye yansıdı. Herkesle içli dışlı. Kendini bir iş kadını olarak tanıtan Aliye Uzun, fiyatı 50 bin dolar olan çeşit çeşit pahalı marka çanta taşıyor. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan First Lady Emine Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan, AKP'li Nihat Zeybekçi'ye ve Özlem Zengin'e geniş bir fotoğraf arşivi var. Çöken kurumlar. Sedat Peker'in Kuzu ve Zindaşti ilişkileri kapsamındaki ifşaları, Türkiye'deki karanlık tabloyu netleştirdi. Bürokrasinin, bir uyuşturucu baronuna teslim olduğu anlaşıldı. Külliyeden iş bitirildiği ortaya çıktı. Çiftçiye kredi vermeyen bankaların, mafyanın arkasında olduğu görüldü. Adli tıpın sahte rapor dağıttığı şüphesi yayıldı. Çürüme Kuzu ile başlamadı. Yargıdan emniyete, tepeden tırnağa bir çürüme. Fakat çürüme Kuzu ile başlamadı. Kuzu'ya şantaj yaparak iş bitiren uyuşturucu baronu Zindaşti, emniyet, organize işler biriminde de rüşvet ile yolunu açtı. 26 Mayıs 2021'de Zindaşti davasının ikinci duruşması İstanbul Adliyesi'nde görüldü. Dava 28 Eylül'e ertelendi. Uyuşturucu dosyasından isim çıkarttıran polis müdürü. Zindaşti'ye emniyetten bilgi sızdıran 3 polis dahil 20 kişinin yargılandığı davada, sanık polislerden Erkan Kocabaş şu ifadeleri kullandı: Emniyet Müdürü Mustafa Kaymış ismi dosyadan Şube Müdürü Gaffar Demir'in talimatıyla çıkarıldı. Üst düzey bir polis, bir başka polisin ismini uyuşturucu dosyasından niye çıkarır? Adı üstünde, organize işler, bunlar. 2016, İstanbul. Zorlu Center içindeki Raffles Otel. Naci Şerif Zindaşti ve Gaffar Demir buluşuyor. Demir, o dönem, organize işler şubeye bağlı tüm müdürlüklerinden sorumlu il emniyet müdür yardımcısı. Para dolu çantayı Demir'in şoförü alıyor. Ama bir aksilik var. Görüşme emniyet istihbarat şubenin takibine takılıyor. Kamera kayıtları ve fotoğraflar sümenaltı edildi. Konu kapsamında hazırlanan dosya savcılığa intikal ediyor. Fakat çekilen fotoğraflar ve kamera kayıtları, emniyet itibar kaybeder, gerekçesiyle dosyaya konmuyor. Olay, emniyet içinde bomba etkisi yaratıyor. Huzursuzluk çıkıyor. Gaffar Demir kızağa çekilip, Kilyos Polis Okulu'na tayin ediliyor. İhraç kararını kim geciktirdi? Hakkında ihraç kararı da çıkıyor. Ancak o dönemin emniyet personel şube müdürü olan Necmettin Öztürk, bu kararı savsaklayıp, uygulanmasını geciktiriyor. Ona da soruşturma açılıyor. Ne var ki süre geçtiği ve karar zamanında uygulanmadığı için Demir hakkındaki ihraç kararı boşa düşüyor. Tanıdık isimler. Gaffar Demir'in, mafya lideri Alaaddin Saral ve ekibi ile irtibatlı olduğu da iddianamelere yansıdı. Bitmedi. Zindaşti gibi Alaaddin Saral ile yakınlık kuran Gaffar Demir'in ilişkileri tanıdık bir isme daha ulaşıyor, Avusturya'da tutuklu bulunan kara para aklayıcı Sezgin Baran Korkmaz. Karışık ilişkiler. Başka neler oldu? Recep Ercan Keskin, Sivaslı bir iş insanı. Keskin Holding'in sahibi, ana iş kolu, mazot kaçakçılığı. Hürriyet Ankara temsilcisi Hande Fırat'ın nikah şahidiydi. S.B.K. ile aralarında bir şekilde sorun oldu. Olaya Gaffar Demir el koydu. Keskin, sahtecilik, kaçakçılık ve iş insanlarına, cemaat, şantajı yapmaktan tutuklandı. O düğün. Düğünden kısa bir süre sonraydı.
Aslında Fırat'ın şahidinin Erdoğan olması bekleniyordu. Ama kendine istihbarat verildiği için o nikaha gitmediği iddia edildi. Keskin'e yapılan bir çökme operasyonuydu. Bu nitelikteki bir operasyondan Erdoğan'ın haberi olması biraz tuhaf değil mi? Kıdemli başsavcıya baskı. Aslında Demir ile tanışıklığı olan Keskin, büyük paralar karşılığında cezaevinden çıkabildi. Emniyetin, Gaffar Demir üzerinden, uyuşturucu baronları ve kara para aklayıcıları ile gerçekleştirdiği akçeli işler ve çökme operasyonları dosyalara yansıdı. Fakat polis soruşturmalarına bakan kıdemli başsavcıya büyük baskı yapıldı. Dosyalar askıda kaldı. Yeğenin kankası. Daha eğlenceli tarafa yaklaştık. Demir'in kariyeri nasıl zirve yapmış, o zirvede kimler ile dostluk yaşanmıştı? Başbakan olduğu dönemde Erdoğan'ın koruma müdürüydü. Tabiri yerinde ise yeğen Ali Erdoğan ile kankaydı. Gaffar Demir'in emniyette önünü açan da o oldu. Ona küçük kaprisler yapın. Ali Erdoğan'ın, hasta olduğunu dile getirerek, Erdoğan'ın özel korumalığından istifası ile Demir'e, akçeli işlerden, dosya hazırlanması aynı tarihe denk düşüyor. İnsanın aklına, acaba bu hastalık değil de yeğen kaprisi miydi? Sorusu ile birlikte, sonra ne oldu da tekrar göreve döndü, sorusu geliyor.